Deren için taştı. Hiç baktık mı buna? Şey, Karşıyaka tarafından bile de doldurulmuştur. Birkaç tane fotoğrafları yayınlandı. Tamam, orada işte yapıyorum. O zaman kimse de çıkıp... Hayır, belediye başkanlarına söyledik. Biz işte burası öyle değil dedi, o dedi, bu dedi filan. Gerçi Fırat Atasar bu konularda şeydir ha yani öyle... Mühürleyeceğim dedi. Dedi ya mı dedi, mühürledim bilmiyorum tabii. Mühürleyeceğim dedi, olmaz dedi, böyle devam etmez dedi. Hemen dedi evi boşalt, evleri boşaltın diye talimatı var Fırat Atasar'ın. Ve bütün geceyi de orada geçirdi bu arada. Bütün geceyi de yağmurun altında orada geçirdi. Yani bu yapılırken haberimiz yok. Bunu bilmiyoruz biz yapınca. Olduktan sonra görüyoruz. Olduktan sonra aklımıza geliyor. Sonra da sel felaketi. Hayır, sel felaketi falan değildi bu. Esentepe'de yaşandı aynı şey. Yol çöktü. O gece canlı yayın yaptık. Bağladık Ceyhun Kuroğ'u yayına. Yani dedi, açık bir şey söyleyeyim size dedi. O yolun kenarında bir inşaat var. Başladı. İnşaat değil ama yanına yapılan kazı. Çöktürttü yolu. Çöktürttü yolu. Şimdi bu. Altında boşalttılar yolunu tabii. Bu fotoğraf yayınlandığında işte yoğun yağan yağışların geride bıraktığı. Hayır ya, yoğun yağan yağışın geride bıraktığı değil bu. Denetimsizlik, altyapısızlık ve hiçbir şekilde insan hayatını önemsememektir bu. O yüzden bu sel felaketini tartışırken ya da sel, su fazla geldi, çok geldi yağmur, çok yağdı, şu oldu, bu oldu, bunu tartışırken ya gerçekten karşınızdakini aptal yerine koymaktan vazgeçin. Benim canımı sıkan başka şey daha var bu konuda. Tamam, herkes orada. Yani herkes orada. Girne'de toplantı yapılıp başbakan yardımcısı, dışişleri bakan. Ya ne ararsınız orada siz? Hiç mi güvenmezsiniz hani memleketiniz, polisin, askerine falan yani anlamadım ben. Veya işte ertesi gün muhalefet orada falan. Herkesin üzerinde, bunun üzerinde bir siyaset yap kendine demişlemeye çalışıyor. Böyle popülist laflar, popülist yaklaşımlar. Yaraları saracağız. Yaraları değil aslında daha önce dediğin gibi yani altyapısını düzeltin de düzeltebilirsiniz de böyle şeyler olmaz. Yani Güney'de de yağdı dediğim gibi hiçbir şey yoktu yani gerçekten. Altyapısı iyi olan belediyelerde oralarda da yağdı. Tamam dedi yani bir aktı gitti sular yani sonuçta yapılabilirmiş demek ki.